liste açıklandığı gün. Evet. Baktınız isminiz yok listede. O an ne hissettiniz? Şimdi tabii sürecin zor olduğunu biliyorduk. Yani bizim edindiğimiz duyumlar var. Ve öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye'de siyaset yapmak çok zor. Hı hı. Yani ben şimdi konuyu biraz dağıtacağım ama adaylığı sürecim benim çok yorgun ve yoğun geçmişti. Hı hı. Daha sonra adaylık sürecim çok yoğun geçti. Çok nitelikli bir kampanya yürütmüştük. 2011'in şartları öyleydi belki de. Ve o yorgunlukta milletvekili olduktan sonra masamıza oturduğumuzda Ankara'da danışmanlarıma benim ilk ricam Aydın'dan veya daha önce çalıştığınız milletvekillerinden hangi milletvekili hangi partiden olursa olsun gelirse yani onların talimatları benim talimatımmış gibi ne olur dikkate alın dedim. Hı hı. Yani gerçekten Türkiye'de siyaset yapmak çok zor arkadaşlar. Şimdi adayı olmadık. Pardon, aday olmadık. Hı hı. Listede ismimiz çıkmadı. Danışmanıma demiştim. Abim biz abdestimizi alalım. Hı hı. Adaylığımız gelirse de gelmezse de iki rekat şükür namazı kılalım. Evet. Yani biz onurumuzla, şerefimizle bir 4 yıl görev yaptık. Hı hı. Arkamızda çok güzel şeyler bıraktık. Allah'a şükür arkamızdan kimsenin kötü söz söyleyecek bir şey bırakmadık. Bunun onuruyla adaylığımız gelmeyecek. İki rekat şükür namazı kıldım. Adaylığım gelmedi diye. Evet. Yani tabii bir burukluk yaşıyorsunuz. Yani bir burukluk yaşamadım. Oh çok mutluyum. Bunu da demek doğru değil ama. Yani biz inançlı insanlarız. Olanın Allah'tan olduğunu inanıyoruz. Dua ediyoruz. Allah'ım hakkımda hayırlısı nasip edeni. Yani hakkımda olanı da gönlüme razı eyle diye hepimiz dua ediyoruz. Biz de o duayı ettik. Tamam. Bugün memnunum tabii. Yani ve daha sonra seçim sürecinde de sizler de şahit oldunuz. Sahadaydım sürekli. Partimin hizmetinde oldum. Partimin bir tane daha fazla oyu nasıl getiririz hep beraber arkadaşlarla. Bunun gayreti içerisinde olduk. Evet.